Şimdi bir de Resul-i Ekrem şöyle buyurmuş isim koyma hususunda. Baktınız ki uygun bir isim değil de ahirette bu isim koyacağınıza bir başka bir isim koyaydınız diyecekleri bir durumu varsa, mesela ateş koyuyorlar adına, hani ondan sonra kaya koyuyorlar, yani manasız bir şey, yani iyi bir isim koyaydınız, nerede buldunuz bu ateşi falan gibi, veyahut mesela cenk koyuyorlar, ya ne yapacaksın elin cengini, başka bir şey koy, farz edin mücahit koy dedim ben cenge, halen düşünüyor daha. Şimdi Peygamber Efendimiz sünnetidir, atları uygun olmayanı mutlaka değiştirirdi. Mesela adını koymuşlar. Kimin? Peygamberimizin büyük kızı Zeynep'in kocasının adı As idi. As bin Vail. Şimdi As. Şimdi bu As kelimesi Asi manasına geliyor yani. Ama babası öyle koymuş. As diye. Peygamberimiz bunu değiştirdi. As'ı. Abdullah'a çevirdi. Kendi kızının adı da Berre'ymiş. Onu da tabii koymuşmuş yani. Onun adını da Hazreti Hatice koymuş, Berre diye. Hazreti Hatice kodu diye seslenmemiş. Berre koymuş onu. O kızın adı da Berre'yi de değiştirmiş. Berre'yi de Zeynep'e çevirmiş. Demek ki Zeynep asıl adı Berre'ymiş sonradan. Yani buradan şu çıkıyor ki hem damadının ismini hem de kızının ismini değiştirmiş. Berre ne demek der, değiştiriyor. Berre demek, iyi demek. Efendimiz diyor ki iyi demek deyince kız kendini tezkiye etmiş oluyor, kibirlenir diyor. Berre iyi demek ya, o zaman her çağrıldıkça iyi diye onu tezkiye ediyorsun yani. Halbuki nefis demek ki ben iyiymişim diye kabarır diyor. Onun için öyle koymayın adını diyor. Kendi çeviriyor bak. Berre'yi Zeynep'e çevirmiş. Ondan sonra şu isimleri de yasakladı Peygamber Efendimiz. Eflah, Yesar, Nafi, Bereket. Mesela Bereket'i yasakladı. Neden? Ya bereket olsun çocuğun adını diyor. Bereket orada var mı deyince siz dersiniz ki diyor, yok burada bereket. Yani çocuk yoksa burada bereket yok oldu mu manası? O zaman kötü manaya gelir diyor. Kötü manaya gelen bir şeyi o. Tersi kötü manaya gelen bir şeyi koymayın diyor yani. Evet. Şimdi bir de Hazreti Ayşe'nin rivayetinde dördüncü hak, babanın birkaç tane hak söylediydik yani, mesela babanın dedik beş tane adabı var yani. Beş tane yapacağı adab var. Şimdi ikinciyi de söyledik. Üçüncüyü de söyledik. Güzel bir isim vermektir diye. Ondan sonra dördüncüye geldik. Dördüncü, babanın dördüncü yapacağı iş doğan çocuğa akika, doğum kurbanı kesmesidir. Erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için de bir koyun kurban etmektir. Yani erkek çocuğu olursa ona iki koyun kurban edilecekmiş. Kız çocuğu olursa da bir koyun kurban etmektir. Koyun erkek mi olsun diyor. Koyunun erkek olması, dişi olması mühim değil. Yani iki koyun olsun da ister erkek olsun, ister dişi olsun. Hayır. Kadın için bir tane, erkek için. Hazreti Ayşe'nin rivayetinde ise Resul-i Ekrem erkek çocukta birbirine denk iki koyunu keserdi. Birbirine denk iki koyun keserdi. Kız çocuklarına da bir koyun kurban edilmesini emretmiştir. Ayrıca Resul-i Ekrem ama Hazreti Hasan için yalnız bir koyun kurban ettiği rivayet edilmiştir. Demek ki ellerinde yokmuş. Ellerinde olmayınca da bir kurban, yani Hazreti Hasan için bir koyun kurban etmişler. Bu da ruhsattır. Diğer bir hadisi şerifte ise her doğan çocuk akika, eziyet vereni bulunur. Yani çocuğun muhakkak bir yerine bir eziyet veren vardır diyor doğan. Her doğan çocuk ile akikası, yani eziyet veren bir şeyi bulunur. Çocuk doğunca anasından bazı eksikliklerle doğar. O eksikliği gidermek için bir kurban keserse daha sıhhatli büyür anlamına
Şimdi akika demenin manası, çocuğa eziyet veren bir şey varsa Allah için kesince Allah-u Teala o eziyet veren şeyi kaldırır. Yedinci günde kan akıtın. Yani yedinci gün olduğu zaman akika kurbanını kesin. Ve o eziyeti izaleye çalışın buyurdu. Yani yedinci gün. Yine yedinci gün çocuğun saçını kesip ağırlığınca altın vermelidir veya gümüş vermelidir. Yedinci gün çocuğun saçını tıraş edeceksin. Ettiği şeyi ağırlığın, yani kesilen saçı dartacaksın. Diyelim ki 3 gram geldiyse veya 1 gram geldiyse 1 gram altın veya 1 gram gümüş vereceksin sadık olarak. Resul Ekrem Hazreti Fatıma'ya 7. gün Hazreti Hüseyin'in saçını tıraş ettirip ağırlığınca gümüş vermesini emretmiştir. Hazreti Ayşe bak, o da dedi ki akika kurbanının kemikleri kırılmaz. Nereden kırılır ya? Yani kemikleri eklemlerinden kesilir yani. Mesela şimdi kemiği kırılmaz da satırla ekleminden kesilir, düpedüzgün tavaya konur. Eklemlerinden kesilir yani kemik şeyle kırılmaz. Akika kurbanı böyle olması lazımdır. Tahammül halen böyle devam ediyor. Beşinci hak ise hurma ve benzeri tatlı şey çiğneyip çocuğun ağzına koymaktır. Hafif mesela, gayet çok. Yuttuğundaki bir şey olmayacak. Nohut tanesinden de yani, hatta pirinç tanesi kadar bir şey geveceksin. Neyi? Hurmadan pirinç tanesi kadar bir şey iyice geveceksin. Tüklüğünle beraber onu vereceksin. Sünnet olan bu sünneymiş. Bak şimdi, hurma ve benzeri tatlı şeyi çiğneyip çocuğun ağzına koymaktır. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh Abdullah bin Zübeyir'i Kübe'de doğurmuştu. Şimdi Peygamberimizin bacanağı var, Zübeyir. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'yi aldı, Zübeyir de Esma'yı aldı, bacanak oldular. Neyse, bu kadın Esma, Peygamber, yani Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma Medine'de doğurmuş, doğum yapmış. Zübeyir'den bir Abdullah isminde çocuk doğurmuş. Medine'ye geldim, çocuğu doğurdum daha yeni. Resul-i Ekrem kucağına uzattım. Yani bacanağının çocuğu oluyor yani Peygamber Efendimiz. Bir hurma çiğneyerek çocuğa yedirdi. Çocuğun ağzına ilk giren Resul-i Ekrem'in tükürüğü ile karışık olan bir lokmadır. Sonra Resul-i Ekrem bu çocuğa dua buyurdu demiştir. Medine'de ilk doğan Müslüman çocuğu budur. Mesela yani hicret ettiler ya muhacirler, ilk doğan budur. Bu çocuğun doğmasını herkes çok sevmişti. Neden biliyor musun? Yahudiler Müslümanı korkutmak için Mekke'den Medine'ye hicret ettiniz ama gayrık burada sizin çocuk doğuramazsınız. Çünkü neden? Biz sihir yaparız. Buraya gelenler çocuk doğuramaz diye acıyorlardı. O Yahudiler yanlış çıktılar. Yani bu çocuk doğunca demek ki Yahudilerin dediği safsata çıktı ona acı. Korkutmuşlarmış. 12. edep boşanma işidir. Muhakkak boşanma işi var ama tabii ki elbette iki taraf da çok tedirgin oldukları zaman boşanırlar. Zaten şimdi de mahkemede boşanma diye bir şey vardır. Yani medeni mahkemede de boşanma diye bir şey vardır. Ve taraflar eğer birbirlerine uyamadılarsa en güzeli mahkemeye müracaat ederek boşanmalarıdır. Boşanmakta da ama yine edebe riayet etmek vardır. Terbiyesizce değil. Evlenirken edebe riayet ettiği gibi boşanırken de edebe riayet etmelidir. Gerçi boşanmak da mübahtır ama Allah-u Teala mübahların içerisinde en fazla buğz ettiği şey boşanmaktır. Yani evlenmeyi Allah-u Teala seviyor da boşanmayı sevmiyor. Ama ne yapacaksın? Mecburiyet olunca olur manasına geliyor. Çünkü mübah ama bir mübahın güzel olması başkasına eziyet vermemesine bağlıdır. Bak şimdi, mübahtır. Haram değildir. Mübah ne demek? Haram değildir demek.
Ama bu talak da mubah ama haram değil ama bu mubah başkasına eziyet veren bir mubahtır. Yani bir adam kendi mubahı işlediğinde başkasına eziyet vermese, mesela yemek mubah diyelim. Yiyince başkasına eziyet vermiyorsa bu mubah. Ama yiyince başkasına eziyet veriyorsa, mesela şimdi dinle, şurada bir aç adam var, 3-4 gündür aç. Sen o 3-4 gün acının yanında geliyorsun, yiyorsun ama bir şey vermiyorsun. Senin yemen o ne yapar? Eziyet verir. Yani kendi başına evde yeseydin günah değildi ama bunun yanına gelip de yiyince ne yaptık? İşte mesela bir adamın boşanması da yani mubah ama başkasına eziyet verdiğinden dolayı bu pek makbul sayılmıyor. Halbuki kadını boşamakta mutlaka başkasına eziyet vardır. Kadına eziyet etmek ancak onun tarafından doğacak bir cinayet olursa, yani kadın mesela gider de zina ederse, evli bir kadın zina etmeye kalkarsa veya bir zaruretten dolayı boşanma olabilir. Ama düzeltilirse bu çok iyidir. Eğer düzelir ve size itaat ederlerse artık onlar da kusur arayıp durmayın. Yani mesela boşanacağız filan dediler. Sonra aralarını düzelttiler. Aralarını düzelttikten sonra hayır artık kadın itaat ederse onlar da kusur arayıp durmak iyi değildir. Şimdi onlar ancak nasıl mesela kadından boşanır bir erkek, kocasına eziyet edip kocasının yakınlarını tahkir eden kadın. Bak iyi dikkat et. Kocasına eziyet edip kocasının yakınlarını tahkir eden kadın. Cinayet işlemiş sayılır. Onun şu kadın böyle bir şey yapmayacak, kızım varsa bunu öğrenecek. Bak, kocasına eziyet edip kocasının yakınlarını tahkir eden kadın cinayet işlemiş sayılır. Ahlakı bozuk ve dini zayıf olan kadın da böyledir. İbn-i Mesud kadınları onların apaçık bir hayasız yapmaları hali bir yana. Yani onlar eğer ki çok açık bir fuhşiyet işledilerse, yani açıktan gitti mesela zina ettiyse, fuhşiyet işlediyse o müstesna, onun dışında ufak tefek hatalardan dolayı onların apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onun dışında evlerinden çıkmasınlar. Kocasına zahmet verip akrabasına hakaret etmesi demiştir. Gerçek eziyet koca tarafından ise bak, o zaman elbette belki boşanmasını arzu edecektir. Ama orta yerde bir şey yok ha. Bir kadının boşanacağını diye tutturması hiç iyiye delalet değildir. Ortaya da bir şey yok ha. Bazı şeyleri bahane ederek bir kadının boşanmaya, ben senden boşanacağım, ben senden boşanacağım deyip durması hiç de iyi bir şey değildir. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Meşru mazeret olmaksızın, Peygamberimiz öyle buyurmuş bak, meşru mazeret olmaksızın kocasından kendisini boşanmasını isteyen kadın cennet rayesini alamaz. Mesela şimdi hiç ortaya da boşanacak bir şey yok ha, kocasına diyor ki beni boşa. Kocasına ortaya da oru yok, yumurta yok. Geliyor diyor. Meşru mazeret olmaksızın, ama meşru mazeret varsa, bak şundan dolayı beni boşa diyorum diye mazeretini gösterir de, o zaman belki olabilir. Ama hiçbir mazeret göstermeden kocasından kendisini boşanmasını isteyen kadın cennet kokusu duymaz. Ve o kadına cennet kokusu haramdır. Başka bir hadis-i şerifte ise, evet,